Doğa programından herkese merhaba. Doğaya dokunmayı sevenler ekran başına. Bu hafta doğanın en güzel anlarını fotoğraflama şansı sunan doğa fotoğrafçılığını getiriyoruz ekranlarınıza. Wilco van Herpen'le birlikte doğanın en güzel anlarını sizler için fotoğraflayacağız. Kameramız hazır. Wilco şu anda bizi bekliyor. Onun yanına gidiyoruz. Merhabalar, kolay gelsin. Merhaba, nasılsın? Kamerayı aldık geldik. Nasıl başlayacağız şimdi? Otur biraz. Önce oturuyor muyuz? Ya bakın yani o heyecanlı muaviyeler o kadar enteresan ki hemen gitmek istiyorlar. Canım ilk olarak önce sakin. Evet, sakin, ön hazırlık. Senin kamerayı görebilir miyim? Hemen bakalım. Kameramızı çıkaralım. Oh, baksana kocaman bir dev gibi ya. Benimki o kadar küçük ki. Neyse. Kötü mü bu şimdi? Yok canım hiç. Bak şimdi en önemlisi kontrol olarak hemen burada bakıyorum. Objektif temiz mi? Temiz mi? Değil. Gayet temiz. Yani çok temiz daha mi? Kötü şeyler gördüm. Kontrol ediyorsun. Hepsi temiz mi? Ekstra bir pil getiriyorsun tabii ki. O çok önemli. Hafize kartlar. Artık eskiden film getirdik ama yani şimdi kartlar burada var. Evet. Doğa fotoğrafları için tabii ki bir tripod lazım. Şimdi belki gülüyorsun yani bu ne kadar küçük bir şey ama bu çok pratik çünkü böyle bir hareket ile çok aşağı inebilirim. Yani bu benim normal kullandığım tripod. Bak yani ne kadar bir fark. Ama burada çok güzel bir çiçek görüyorsam ya bir böcek ya ne bileyim bir şey. O zaman bu kullanıyorum mesela. Doğa fotoğrafçılığı özellikle yapmak isteyenler nasıl kameralar almalılar? Hafif kameraları mı tercih etmeliler? Yani kamera seçerken neye dikkat etmeli fotoğrafçı, doğa fotoğrafı çekmek isteyen insanlar? Böyle bir, ya soru çok güzel ve çok kolay bir soru. Cevap o kadar zor ki. Çünkü binlerce modeller var. Yani kompakt kamera istiyor musun? Dijital kamera istiyor musun? Yani aynalı, aynasız. Bak bu burada bir ayna var içinde. Burada bir ayna yok. Daha sessiz, biraz daha hızlı. Bu en son teknoloji. Çok yani çok seviyorum ama yani sen yeni başlıyorsan böyle bir kompakt kamera yetiyor. O zaman gidelim mi? Evet, hemen. Gidelim. Hadi bakalım. Yolduracağım. Senin kıyafet pek uygun değil bence. Öyle sen mi? Böyle bol bol çamurlu döneceksin. Ya. Evet. Doğa fotoğrafçılığı için uygun bir kıyafet de mi lazım? Bu. Tüh, keşke ben de. Keşke ben de daha uygun bir şeyler giyseydim o halde. Kaç yıldır bu işi yapıyorsun, fotoğrafçılığı? Ben 1990 yılında benim eski meslek bıraktım, aşk için. Sıkıldım. Sonra bir fotoğraf dükkanına gittim. Orada kameralar sattım, sonra ya ne bileyim yani portre fotoğraflar çektim. Düğün fotoğrafçı olarak çalıştım. Ve yani o da enteresan, yani düğün fotoğrafçı olmak o kadar zor bir iş ki. Gerçekten. Çok, hele çok Türkiye'de. Zor. Türkiye'de ya, mi her yaptın? Yerde, her yerde. Çünkü şey, sen giriyorsun bir düğüne, orada damat oturuyor, gelin oturuyor. Yani onlar çok heyecanlı, tamam, titriyorlar yani ne yapmak gerekiyor falan bilmiyorlar. Anne var, dede var, ne bileyim yani kayınvali, kayınpeder var ve herkesin bir soru bombardıman veriyor sana. Evet. Yani fotoğrafçı bey ne oluyor, nereye gidiyoruz, ne yapmak gerekiyor. Sen orada cevaplar vermek gerekiyor ama aynı da fotoğraflar çekmek gerekiyor. Çok zor, çok zor. Bak ve orada galiba mantarlar... Peki doğa fotoğrafçılığına nasıl başladın? Bak doğa fotoğrafçı olarak ilk olarak en önemli noktası bakmak gerekiyor. Sen nereye yürüyorsun, nerede yürüyorsun?
ve ne çekmek istiyorsun? Ne çekmek istiyoruz şu an? Hiç fikrim yok. Şimdi bu mantarları çekmek için nasıl başlamamız lazım önce? Ne yapmamız gerekiyor? Ya ilk olarak bakıyorsun. Yani ben... Bulduk mu bir açı şu an? Bir açımız var mı? Yok. Bakmak nasıl gerekiyor. Bulacağız? Yani sen bakıyorsun, dans ediyorsun. Her taraf böyle biraz yürüyorsun. Biraz yürüyoruz. Ya istersen böyle biraz emiyorsun, böyle bakıyorsun eşik. Çünkü bu vermek istiyoruz. Yani evet. Ben en azından bu vermek istiyorum. O yüzden galiba biraz bir mesafe ve yüksek. Çünkü o zaman bu gösteriyorsun. Şimdi güneş sert, ben dedim yani çok da iyi değil ama burada çok iyi çünkü hepsi parlıyor ve o güzel yeşil ile yani böyle güzel bir efekt veriyor. Şimdi başlayalım mı? Bakarız. Şimdi mümkünse hiç dokunmuyorum çünkü şey böyle bir hikaye duydum. Bir fotoğrafçı var, o adam çok güzel bir şey yakalıyor, fotoğraf çekiyor sonra eziyor. Yani çünkü başka birisi çekmemek için. Ha. Evet. Yani o egoist ayıp. Fotoğrafçılar mı bunlar? O ayıp. Ben yani anlamıyorum. Allah'tan o fotoğrafçı isim bilmiyorum bir ve bulamıyorum iki. Çünkü gerçekten yani benim için... Doğayı katlediyor fotoğraf çekip evet. Yani. Fena değil. Fena değil. Ama şey yani tekrar bazen ne söylemek ne göstermek istiyorsun? Yani ağırlık olarak mantar göstermek istiyor musun ya tam böyle arka fonuyla yani bir de, yani dekor gibi de kompozisyon çok çok önemli. O yüzden böyle yani böyle bir yerde rahat rahat 1-2 saat fotoğraflar çekebilirsin istersen. Hmm. Ve yani mesela 3'te geliyorsan 3'te ışık hala sert. Ama yavaş yavaş 4-5 civarı yumuşuyor. Her sefer tekrar her saniye başka bir fotoğraf çıkıyor. Çünkü ışık değişiyor. Yakın çekiyorsun, uzak çekiyorsun. Yani o yüzden çok kolay 1-2 saat burada istersen geçirebilirsin. Ama biz birazdan bir orman yürüyüşü yapıyoruz. O yüzden 2 saat burada olmayacağız. O zaman devam edelim tamam. Yürüyüşe. Makine kapattın mı? Kapattım. Açık mı tutmalıydım? Yok. Burada henüz hızlı fotoğraflar çekmek imkansız. Biraz daha iyi bakmak gerekiyor ama mesela bak orada farklar var. Bir duvar fotoğrafçı için hız genel olarak o kadar önemli değil. Yani böyle bir çevrede dolaşırken. Sen bir vahşi hayvan yakalamak istiyorsan o zaman tabii ki hazır olmak gerekiyor. Kamera her zaman açık, her zaman... Yani ne bileyim yani bir aslan varsa o zaman bir tele objektif falan takıyorsun. Muhabir fotoğrafçı olarak her zaman senin kamera açık olsun ama biz burada dolaşıyoruz yani gerekmiyor. Bir şey yani boş harcamayalım. Evet, o yüzden evet. Kapat. Tamam. Kapalı zaten belki de kapalı. Sen eğitim olarak bir fotoğraf çekiyor musun? Ya sen gerçekten böyle estetik olarak çekiyor musun? Ha. Orada farklı bir gözle çalışıyorsun. Eğitim olarak bu fotoğraf var mesela. Şimdi ben bir fotoğraf çekiyorum. Mümkünse. Ve sonra eğitim için beyaz veriyorum. Aha. Biraz daha bir fark bulmak gerekiyor tabii ki. O zaman sonra eğitim için bu fark... Gösterebilirsiniz. Şey, gölgeler daha sert, burada detaylar yok ama kağıt koymaktan sonra detay var. Yani limitsiz sınırsız. Bir şey. Evet, evet, sınırsız bir olay.
neler çekiyoruz şu an? Gördüğün her şeyi çekiyor musun? Evet, ben hepsi çekiyorum. Sonra masada böyle biraz bakıyorum. Ya ben ormanın derinlik ve o ağaçların böyle hareketleri çok seviyorum. Yani şimdi böyle bakarken belki çok da fazla bir şey göremiyorsun ama yani orası çok güzel, böyle açık yeşil var. Orada güneşin yüzünden hepsi simsiyah oluyor. Yani bana hoşuma gidiyor. Şimdi benim ayarlarımın tamamı otomatikte Wilco şu evet. Böyle bir makineyi otomatik dışında kullanmayı da bilmiyorum. Ne yapacağım? Otomatik ile devam edeceksin. Neden? Çünkü sürekli yeni şeyler öğrenmek gerekiyor. İlk olarak ne öğrenmek gerekiyor? Göz. Bir şey görmek gerekiyor, yakalamak gerekiyor. Ha o çektim, o çektim. Belki ışık çok da süper olmuyor ama istediğin bir kadraj falan yapmak gerekiyor. Sen o kompozisyon işi biliyorsan o zaman yavaş yavaş manuele gidiyorsun. Ama manuel hemen olmaz. İlk olarak diyafram, perşe. Derinlik ile oynuyorsun. Yani sadece bu çekmek istiyor musun ve arka flu olması lazım mı? Ya bu ve arkada fokus, yani şey istiyorum. Yani o çok önemli. Mesela o diyafram iş için, derinlik vermek için yani orada bir ağaç var. O yeşillik biraz kullanıyoruz. Yani çok da şık belki bir konu değil ama pratik bir şey bulmak gerekiyor. O yüzden yani orada bir iki tane deneme yapacağız ve bakarız ne olacak. Tamam. Diyafram 11 ile, yani en küçük böyle diyafram 16. O zaman derinlik çok büyük oluyor. Yani her taraf o zaman fokus oluyor. Sen istemiyorsun. Sen o zaman 2.8 bu, en küçüğü. Burada. Evet. Şimdi ne yapacaksın? Ne yapacağız? Bu diyafram burada, tamam. Şimdi kamera açılacaksın. Işığa göre mi karar veriyoruz çekeceğimiz yere, fotoğraf karesinin güzel olduğu yere? Dolaşıyorsun, bakıyorsun, evet yani burada çok güzel bir ışık gördüm, yani yeşil bir ağaç gördüm. Güzel bir fotoğraf olabilir, o yüzden öyle biraz bakıyoruz. Ya o kadar elma var ki burada. Bakıyorum yani yukarı, elma ağacı orada. Bak, yani o da güzel. Baksana ne kadar güzel, muhteşem elmalar var. Şimdi buradaki ormandaki hayvanlar için parti time. Doğa fotoğrafçısı bir yandan yiyeceğini de kendi mi buluyor böyle bu şekilde? Şans. Doğa sana veriyor. Yani öyle böyle mi? Bir şey kabul etmek gerekiyor. Bak, bu da mesela güzel bir fotoğraf. Dur. O gölge ışık o kadar güzel ki. İnsanlar bazen sevmiyorlar sert gölgeler çünkü bir anda senin göz yok oluyor, yani garip fotoğraflar çekiyor. Ama değişik, yani değişik olsun. Sen sıradan bir fotoğraf çekmek istiyor musun? Yok. Sen başka bir şey göstermek istiyorsun. O yüzden oynamak gerekiyor. Belki 100 tane kötü fotoğraf çekiyorsun, belki bir tane iyi çekiyorsun. Eyvallah diyorsun o zaman. Bugün güzel bir fotoğraf çektim. Dolayısıyla aslında doğa fotoğrafçıları normal insanların fark edemediği küçük detayları fark ediyor değil mi? Küçük bir mantarı, küçük bir kelebeği. Evet. Ya bütün fotoğrafçılar için. Ben Coşkun Aral ile bir gün konuştum. Ya dedi, yani ben SİPA için, SİPA Press, bir savaşa gittim. Yanında bir fotoğrafçı var, o da SİPA Press için çalışıyordu. Fotoğraflar çekiyoruz yan yanında. Sipoğlu o adamın fotoğraf seçti, benim fotoğraf kullanmadı. Ya Coşkun dedi, yani gittim Sipoğlu'ya. Ya abi ne oldu yani şimdi? Yani yanında benim fotoğraf aynı. Aynı mı Coşkun dedi? Evet. Bak, bu arkadaşının fotoğrafı, bu senin fotoğraf. Burada böyle bir şey gösteriyor.
adam. Sen o gösterin. Senin fotoğraf o kadar iyi değil şimdi benim için. Yani zor bir iş. Yani yan yanında ama kareler çok farklı oluyor. Çok farklı. Fotoğraflar çekmek için, ya fotoğraflar çekmek için 3 nokta önemli kamerada. Diyafram, Instagram ne? Enstantane. Ya bu kelime zor. Shutter speed daha kolay. Enstantane ve ISO. ISO filminin eskiden, filminin şey hassaslık gibi bir şey. Yani az ışıkla çok hassas bir film kullanıyorsun. Yani demek yani daha böyle ya karanlık ortamda hala güzel fotoğraflar çekebiliyorsun. Ama orada biz yani grain diyoruz. Yani noktalar görüyorsun. Çünkü özel bir film kullanıyorsun. Şimdi gündüz düşük ISO'lu bir film. 100 ISO mesela. 200 ISO film kullanıyoruz. Şimdi film yok ama hala o ISO sistemi var burada. Ben burada netlik istiyorum. Yani keskin bir fotoğraf istiyorum. Böyle pikseller falan görmek istemiyorum. O yüzden o ISO düşüyor. 100, mümkünse 200. Dezavantaj olarak şimdi biraz o diyafram kullanıyorsam o zaman benim enstantane şey oluyor. Uzun sürüyor. Demek benim fotoğraf hala böyle flu'lu oluyor. O yüzden tripod kullanıyorum. Anladım. Şimdi bakarız yani. Bak ışık döndü. Çok güzel böyle hafif böyle vuruyor, çarpıyor. O zaman yani, çekelim mi şu çek. An? Tabii ben mesela bugüne kadar hep cep telefonlarımı kullanarak çekmiştim. Evet. Şu an makineyi elime aldığımda yaşadığım durum işte bu durum. Yani hiçbir şey çekemiyorum. Şu an ayarlayamıyorum kanalları. Ama yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Yani şimdi senin çektiğin fotoğraflardan bir tane güzel, gerçekten güzel fotoğraf çıkıyorsa süper oluyor o zaman. Daha ne istiyorsun? Değil mi? Evet. Çıktı mı sizce? Bende çıktı mı şu an güzel fotoğraf? Bence bir iki kare güzel. Güzel mi? Evet. Evet. Bir iki kare güzelse umut var demektir. Çıkmış. Çünkü orada yüksek shutter speed kullandığım ve şey yani az ışık geldiği için karanlık oldu. Manuelde çektim galiba. Evet. Sonra biraz değiştirdik. Sonra böyle o ışık açtı gibi ve sonra güzel fotoğraflar oluyor. Bunlar bak, nasıl? Bu güzel. Derinlik de var. Bak görüyor musun? Yani burada flu, burada netlik. Arkada yavaş yavaş tekrar flu oluyor. O çok güzel. Bu güzel. O çok derinlik veriyor. Bu da çok gölgede kalmış ve mantarlar. Bak yani o renk tabii ki muhteşem. Yani böyle bir kırmızı, yeşil bir çerde ve kahveye rengi. Doğası bir... güzel zaten. Evet. Yani. Onu nasıl kötü çekmeyi başarmışsın? Yani ben de anlayamadım. Ama yavaş yavaş yani sen... Ya ne kadar sabırsızsın ya. Yani yavaş yavaş daha iyi fotoğraflar çekiyorsun. Fotoğraflarım henüz oldukça acemi ama bu ilk doğa fotoğrafçılığı denememde programı Vilko'nun fotoğraflarıyla kapatacağız. Hepsi birbirinden güzel fotoğraflar. Kendisine de teşekkür ediyorum. Bize bugününü ayırdı ve doğa fotoğrafçılığını öğrettiği için. Azıcık en azından. Bir tane ipucu verdik. Evet, aynen yani öyle. Gerçekten fotoğrafçı olmak biraz uzun sürüyor. Uzun bir serüven. Biz bugünlük başlamış olduk bu serüvene. 24 Doğa programından şimdilik bu kadar. Haftaya yeniden görüşmek dileğiyle 24'ten ayrılmayın. Doğayla ve çevreyle barışık kalın. Hoşça kalın.